Herkese selam Peki Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir video ile karşınızdayız. Güzel bir kadro kuracağız ve bu kadroyu satacağız dostlar. Bu sefer de e, satan kişi irtibat olarak benle iletişim kurulmasını istedi. Yani Instagram Serdar Cosar adresinden bana tekliflerinizi verebilirsiniz. En yüksek teklife kadroyu vereceğiz, bırakacağız ama bugün kolektif güç rekoru kırabilecek bir e, oyun dizilişindeyiz ama bugün kolektif güç rekoru kırmayacağız. Sadece parayla alınabilecek, epik olur, ikon olur, o olur, bu olur ya da destansı kart olur. Onlarla bir kadro kurmaya çalışacağız tabii ki hesabında içinden geçeceğiz. Ne kadar GP var, coins var mı, o var mı, bu var mı, sözleşme yine mi bileti var mı? Bunların hepsini teker teker kontrol edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi Guardiola'mız var. Arkamızda da üzüm var. Hemen şöyle geliyoruz. Üzümü gösteriyoruz. Bakın, bakın. Defol git beni sabote etme benim videomu. Git buradan. Git buradan. Arkadaşlar hemen geliyoruz basıyoruz. Ve kaleci olarak Kimler var, kimler yok kontrol ediyoruz ama dediğim gibi hesabı inciricicine çıkaracağım. Fenerbahçeliler, sevenler Livakovic de burada görüyorsunuz. Livakovic'e seviye antrenmanı diyelim. Bakalım neler varmış. Gördüğünüz gibi 27 tane 10.000, 48 tane 4.000 ve 4 tane de bin sözleşme yenileme bileti mevcut. Beceri antrenmanı var mı kontrol ettiğimizde hesapta 2 tane beceri antrenmanı olduğu görünüyor. Aynı zamanda şuraya sözleşme yenileme bileti ki bence çok çok önemli özellikle 60 günde 60 günlük sözleşmeler ne kadar fazla olsa bir hesap o kadar fazla iyidir. Gördüğünüz gibi 20 tane 60 gün ve 53 tane de 10 günlük sözleşme yenileme bileti mevcut. Kalede en yüksek reyting olarak donanım mu var? Dediğim gibi ben özel tasarım kartlardan bugün kadro kuracağım. Hemen geliyorum Dida'yı alıyorum. Dida'yı aldığınız takdirde kaleye kafanı zaattır. Bu dönemlerde Schmeichel'ın daha yüksek bir performans sergilediğini görebiliyoruz. Ama Dida da adamın dibi midir? Kesinlikle dibidir. Her türlü iş yapacaktır. Kaleye Dida'yı aldım. Bakalım bu hesapta Dida kaç maç yapmış? Oyuncu ayrıntıları dediğimizde sadece 10 bir maç yapıldığı görünüyor. Peki Donorum ne kadar yapmış? Şöyle baktığımızda Donorum'un 202 maç yaptığı görünüyor. Bu arada Dida'nın daha 313 günlük bir periyodu yani aslında daha yeni çıkarılmış, daha 2 ay olmuş. Sıcağı sıcağına sözleşme yenileme bileti harcamadan da bir yıl daha bu kartla rahatlıkla gidebilirsiniz. Bu da çok önemli bir detay. Şimdi 3 stoper kısmı bizim için önemli. Hemen yukarı çıktığımızda bu arada Fenerbahçe'li ile oyuncular da mevcut ki bunları söylemeye gerek yok. Zaten hesapta 6 milyon 800 GP olduğu için Galatasaray ya da Fener ya da istediğiniz bir kadroyu zaten rahatlıkla kurabileceğiniz kadar GP mevcut. Hatta istediğiniz yüksek GP ile oyuncuları bile alabileceksiniz bu hesapta. Yukarı doğru çıktık. Gördüğünüz gibi milli takım paketleri de mevcut. E, Türkiye milli takımını görüyoruz. Merih var 94. Gördüğünüz gibi 96 etik Agond Haler var. İnşallah doğru söylemişimdir. Doğru söylemediysem de yorumlarda beni lütfen düzeltmeyin arkadaşlar. Ben hatalarıyla yüzleşebilen bir insan değilim. O yüzden 96 etik biraz ağırdır. Ama defansif özellikleri çok dolu bir adamdır. Kullananlar var. Gerçekten bakın defansif özelliklerine. Sadece hız ve hızlanma konusunda yani özellikle hız neyse de hızlanmasının çok biraz da düşük kaldığı görünüyor ama 99 rating. Bu arada video yarıda kalabilir. Üzüm çiçekle oynuyor orada. Saksıyı düşürmesi durumunda ben buradan hızlı bir şekilde kaşıp çünkü saksının içindeki su dökülmemesi gerekiyor. Ki büyük ihtimal ben 115 kilo bir insan olarak oraya gidene kadar saksının içindeki bütün sular dökülecektir. Yani o yüzden asa koşmama gerek yok. Daha sonra video bittiğinde yerleri silerim. Neyse bu detayı da paylaştıktan sonra stoperlerde Bastoni var Ruben Dias var. Ruben Dias'ı da alalım şöyle 100 rating oluyor biliyorsunuz ki. Bastoni var, Matheus var, Rudiger var, Virgil van Dijk var, De Jong'un stoper kartı var. Burada hadi gelin Bastoni milli takım kartını alalım. Şu ana kadar kötü gitmiyoruz diyebiliriz. İki tane özel tasarım kart, iki tane de hormonlu kart mevcut. Zaten artık hormonsuz kart Kolay kolay hesaplarda yok. Herkes bir şekilde kadrosunu dizdi. Kadrolarda sıfırlanmadığı için bütün oyuncular hemen hemen hormonlu oluyor zaten. Şimdi beksiz bugün oynayacağız ama biz yine bekleri analiz edelim. Şöyle baktığımızda 95 reytingli Robertson var dostlar. Robertson oyunun en sağlam Robertson'u değil 96 reytingli Robertson da vardı. Ki bundan sonra daha da iyileri gelecektir zaten. Ama 95'lik Robertson ve 94'lük Hernandez sizi yeterli tatmin edecek oyuncular. Sağ bekte baktığımızda da 95'lik eşaf hakiminin en yüksek reytingli olduğu hatta James'le birlikte en yüksek reytingli olduğu görünüyor. Biz bugün bekle oynamayacağız. Stoperlerimizin önünde ofansif orta sahalara yer vermeye çalışacağız. Tabii ne kadar ofansif orta saha vardır bilmiyorum. Hazır ofansif orta saha demişken defansif orta sahada kullanmayacağız. Ama yine bir analizimizi yapalım. Zinchenko var. Gördüğünüz gibi burada bir suma var. Rodri'yi görüyoruz gördüğünüz gibi. Tonali var, Chuhomeni var. 96 ratingli iki tane defansif orta saha oyuncusu da mevcut. Hatta Tonali'yi şöyle bir kontrol ettiğimizde Tonali'nin şöyle geldiğimizde tam orta saha olduğu görünüyor. Buna neden baktım? Tonali'nin çünkü ön libero kartları da var. Aklınızda bulunsun. Chuhomeni de büyük ihtimal tam orta saha olacaktır. Aynen öyle. Rodri burada bakıldığında ön libero kart yani ön libero kartınızda mevcut olacak. Şunu da çok merak ettim ya. Bir sumaya da bakayım. Bisuma da tam orta saha kartmış. Tam orta saha kartlar Defans portası verdiğinizde defansın önden çok fazla açılıyor ama önlü böyle kartlar açılmıyor. Siz Verkaş'a falan sokmadığınız takdirde. Şimdi ofansif orta sahada Barella büyük ihtimal bu düzgün mü fullenmemiş ya? 91 çok düşük değil mi Barella için? E, ee, Eze var 95 reyting. Aman dur yanlışlıkla almayalım. Skolsu gördüm. Tasarım kartları alacağımızı söylemiştim. Hemen gelip Skolsu buraya alıyorum. 99'luk Skol sağlamdır. Adamın dibidir. Şutları da çok fenadır. Oyuncu ayrıntıları 27 maç yapılmış gole fazla katkı sağlayamamış ama pasör yeteneklerini görüyorsunuz. Aynı zamanda şöyle gelelim. Agresiflik, defansif katılım çok iyi. Hız hızlanma fena değil. Şut gücünün 98'e çıktığını görebiliyorsunuz dostlarım. Frank Lampard var 95 rating. 96 Thiago Silva, Valverde, Pedri var, Kessie var. Ee, burada Depaul var. Gerçekten sağlam oyuncular var. İlk önce tasarım kartlardan gidiyorum. Tasarım kartların sonunda diğer kartlara bir şey yapalım. sık olsun yanında bakalım başka kimleri oynayabiliriz. Ama burada Kylian Mbappe 101 rating olarak gerçekten iş görür. Mbappe eğer ki elinizde big time'ınız ya da show time'ınız yoksa bunlardan sonra oyuna rating olarak 3. sırada bu kart görünüyor. Diğerleri biliyorsunuz 100 oluyor çünkü. Show time ve big time dışında. Onlar 102 oluyor. Ronaldinho'yu gördük. Ronaldinho'yu da aldığımız durumunda 99 ratinge çıkacaktır. Ronaldinho'nun 126 günü var. Sözleşme yenileme bileti anlamında bir sıkıntı yaşamadığınız için bu çok fazla problem olmayacaktır azalması gününün. Hakan Çalhanoğlu var, Kerem Aktürkoğlu, Bernardo da gelip alabiliriz. 99 rating olarak. Hemen şöyle çıktık. Sağ kanatta bir eksiğimiz var. Donadoni hemen geliyoruz şöyle. Donadoni'ye gelip alıyoruz. 97 reytingi olsa da inanılmaz kaliteli ortaları vardır dostlar. Sağlam ortalar açar ve ayağını hem dış bilese olarak da kullanır. Çift vuruş gibi çalım özelliği de var. İş gören bir karttır. Tavsiye ederim. İyi bir karttır yani. Neymar gördüm. Şimdi buraların hepsini 99 yaptık zaten. Bunlar oyunda ücretsiz verildiği için Lionel Messi'yi alıyoruz ve 103'lük Lionel Messi'yi de kadroya katıyoruz 103 olarak gördüğünüz gibi. Biraz daha çıkalım bakalım kimler varmış birlikte kontrol ettiğimizde Haaland var. Gabriel Jesus, Moriyantes'i alıyoruz. Gördüğünüz gibi bir e, özel tasarım e, epic kart daha. Gördüğünüz gibi bakıldığında 99 rating oluyor. Biraz daha çıktığımızda bakalım kimler karşılayacak. Kadro bu şekilde görünüyor. Bir genel diyelim gözümüzden kaçan olmasın. Lewandowski de gelip isterseniz Haaland fark etmez. ikisinden birini alabilirsiniz. Haaland'la yüz oluyor. Dediğimiz gibi kolektif güç yokur değil. Ee, özel tasarım kartlar almaya çalıştık. Şöyle gelelim hatta diğerlerini de almaya çalışalım. Neymar'ı alıyorum. Bu Diabiler falan bu arada sağlam oyunculardır. Hemen geliyorum. Kaç kolektif gücümüz olduğunda bir kontrol edelim. Cristiano Ronaldo'yu aldım. Immobile'yi aldım. 99. Bernardo Silva, Marquinhos'u alabiliriz. 99. Biraz daha şöyle Chihomen'i. 99'un altına inmezsek aslında çok güzel olacaktır. Valverde'yi aldık. Karim Benzema'yı aldık. Çok güzel. Ve Thiago Alcantara'yı alıyoruz. Hatta Thiago Alcantara'dansa şöyle Evet bu 99 oluyor. Dostlar kadroyu küçük bir incelememiz gerekirse Dida ve önündeki stoper zaten düşüşte gelme ihtimali olmayan oyuncular. Ee, yani bir tanesi Big Time bir tanesi de Epic olduğu için e, yani güzel kadroyu kaliteli hale getiren unsurlardan biri diyebiliriz. E, orta sahaya baktığımızda bir kere solda dediğim gibi yani e, bir Player of the Week kartı olabilir ama e, şu anda 101 reytingde oyunda en iyi 3. reytinge sahip. Eğer ki özel tasarım kartlardan Big Time'ınız ya da Show Time'ınız yoksa Mbappe zaten 101 olabilen e, tek kart. Geri kalanlar 102 ve diğer kartlarda 100 rating oluyor. E, Skos 99 özellikle mobilde şut gücü olarak çok iyi bir oyuncu. Duda küçüklatanlar eee konsola göre daha iyi giriyor mobilde. O yüzden Skos büyük bir detay. E, Messi konusunda söyleyecek herhangi bir şey yok. Oyunun en iyi Messisi 103 rating oyuncu. Yani şu anda oyunda ben bu videoyu çekerken 103 ratingli bir Messi daha gelmedi. Yani bunun dışında bundan hem daha yüksek hem de Buna yakın bir kart yok. 102'den başlıyor diğer oyuncular. Yani oyunun şu andaki en iyi Messi'si bu kadrodaki. Ronaldinho o da destansı bir kart ya daha doğrusu destansı değil de eski epiklerden legend olarak, legendary olarak geçiyor. Ama oraya başka bir kart da alınabilir. Sağ tarafta Donadoni var. O da sağlam bir kart, iş görebilecek bir kart. Forvet'te de Moriyantes Haaland var. Özellikle orta kafa oynamak isteyenler için Moriyantes de sağlam bir oyuncudur. Bilirsiniz mobilde. Geri kalan da zaten milli takım kartları da var. İsterseniz hani rating takıntılı bir şekilde ilerlemek istiyorsanız işte Lewandowski'yi alabilirsiniz ratingle. Sadece burada rating odaklı isterseniz gidebilirsiniz. Sağ tarafta mesela Ronaldo'yu alabilirsiniz falan. Yani sağlam bir kadro kurabilirsiniz. Yani maksimumda 3083 kolektif güç olmuş. Bakıldığında 1, 2, 3, 4, 4 tane de Özel tasarım kart Ronaldo'yu saymadım. Bence güzel bir kadro. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram Serdar Josar adresim. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. En yüksek teklif verene kadroyu bırakacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.